Şimdi bunları analizini yaptıracağız. Çünkü bize söz verilen veya vaat edilenlerle hiçbir alakası yok. Ne yani, çıktı abi, baktınız mı ki? Baktık. Ne çıktı abi yani, içine? Kıyma diye içine koydukları şey sadece yağdan ibaret. İnanılmaz bir durum. Yani bu adamla ben birebir konuştum. Ne kadar para vermiştiniz? 7104 tane hisse, 28400 lira verdim. Söylenilenle önümüze konanların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Şikayette bulundunuz. Evet. Bildiğimiz kadarıyla firmanın sahibi denen kişi de oradaymış. Firmanın sorumluları zaten bir saat evvel kaçtılar. Ne oldu abi? Ne kasıtlı olarak abi? Dolandırıcılık vardır burada. Böyle geri yapsın devlet. Bizi dolandırdılar kardeşim. Kurban yesiniz. Kestik, verdik parayı. 7100 lira para aldılar bizden. Fiş verdiler. Geldik ki hazret. Ve defterleri de burada. Altı değerin altısında kesilmiş ettiler. 26.804 türü et gelmiş. Ödenen paralar hangi firmalardan etler alınmış? Tırlara verilen paralar. Köpek eti mi, eşek eti mi ne belli değil. Kurban eti böyle mi oldu kardeşim? Biz sucuk bastırma mı istedik ondan adamdan ya? Buyur. 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 Bakın şöyle. Bugün kesilmiş et donmuş kardeşim. Abi şunu da gösterir misin? Buyur. Salama bırakın. Bunun ne olduğu belli. Yarısı zaten. Kum, yarısı kum, toprak karışık. Ankara'dan dondurulmuş et getirdi. Yayla et mangalda. Güvenerek geldik. 7100 liraya 22 kilo karşılığında bir hisse satın aldık. Buyurun, makbuzum burada. Geldik, hayvanımızı da gördük. 56 küpe numaralı hayvanımız da burada. Geldiğimizde farklı bir manzara ile karşılaştık. Bize kokmuş et getirildi. Dondurulmuş bir şekilde. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Mağduruz. Şikayetçi olacaksınız. Şikayetçiyiz ve sonuna kadar mağduruz. Bu etleri de kabul etmiyoruz. Buyur. Üstüne bakar mısın? Şu bisteğe bakar mısın kardeş? Bozuk mu abi? Bozuk hepsi et. Adedi, adedi. Adedi. Hep bozulmuş etler. Param bütün olsun ya. Evet, kıyma, paketlenmiş kıyma. Ve kuşbaşı et verilecek. Yalnız bunlar dondurulmuş olarak söylenmedi. Bir ikincisi, şimdi şu kıyma kimin kurbanı? İçeride ne küpe numarası, ne üstünde, bakın şöyle çekin. Kimin kıyması yani? Şimdi bu abiyle benim hayvanım karıştı. İçinde ne et olduğu belli değil. Dondurulmuş, bu kurban olmaz. Böyle biz bunu pay edemeyiz. Bunu tekrar açıp, tekrar şey yap, buzluğa koyduğun zaman siz ne kadar bozulur yani. Ne kadar para verdiniz abi siz kurban kesim için? Hisse başı 7100 lira verdim. 7100 lira para veriyorsunuz, evet. Oradan gelecek paylar bu şekilde mi geliyor? Evet, bu şekilde Ankara'dan gelmiş, Türk şoförünün de beyanı bu şekilde. Ankara'dan mı gelmiş bu etler? Aynı zamanda elimizde evraklar da var Ankara'dan geldiği için. Ankara'dan getirmişler ama Ankara'ya nereden geliyor bu etler, ne şekilde dahil edilmiş belirsiz. Bakın şöyle çekin, burada ne hisse
Yani şahıs ismi yazıyor, neydi hiçbir şey. Bu paketlenmiş bir et yani. Sadece... Ben bu et aldım. Sahibi bana bıçak çekti. Bin kişi var, bin kişinin mağduriyeti eti aynı. Herkesi aynı şekilde dolandırmış adam. İşte kıyma yapılacak, birer kilo şeklinde size paket edip vereceğiz dedi. Biz de bugün bütün verdiler, geldik, karşılaştığımız manzara bu. Ve içerisi kokmuş etle dolu. Bakın manzaraya bakın. Halimize bakın. Evet, 900 kişi. Yok orada. Burada kesin ya. Burada kesin.